Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangilerinin anlamı ayraç içindeki anlamla uyuşmaktadır? Yazarlığım hissettiğim şeylerin doğru kelimelerini arama ve bulma tarihidir bir bakma. Çocukken, yeni yetmeyken herkes gibi ifade güçlükleri çektiğim, yani anlamakta zorlandığım birinci cümle, birinci ifadenin ayraç içindeki anlamı doğru verilmiştir. Devam ediyoruz metnimizi okumaya. Durumlar çok olmuştur. Hissettiklerimin beni aşan derinliğiyle, duygularımdaki karmaşa ve yoruculuk, buradaki hissettiklerimin beni aşan derinliği, buradaki hislerin derinliğinden bahsetmiştir. Duyguların karmaşa ve yoruculuğundan değil, hislerin derinliğinden bahsettiği için anlam yanlış verilmiştir. Sözcüklerimin yetersizliği arasında yaşadığım yüksek gerilimi, şaşkınlık ve heyecan, gerilimin anlamı şaşkınlık değildir. Buradaki gerginlik, şaşkınlık anlamında kullanılmamıştır. Anlamı yanlış verilmiştir. Ancak dilin imkanlarını kullanma becerisiyle aşabileceğimi seziyorum. Yani atlatabileceğimi, başarabileceğimi hissediyorum. Buradaki anlamımız da doğru verilmiştir. Metnimizi okumaya devam ediyoruz. Doğru hissetmek, doğru düşünmekten öte bir söz söyleme sorunuydu bu. Sonraki yıllarda dili kullanmada ne kadar yetkinleşmiş olsam, kendimi yetiştirmeye çalışsam, yetkinleşmiş olsam ifadesi bir konuda uzmanlaşmak anlamında kullanılan bir sözcüktür. Anlamı yanlış verilmiştir. Buna göre anlamı doğru verilen 1 ve 4'tür. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum ağzını aramak deyimiyle uyuşmamaktadır. Ağzını aramak, bir konu hakkında bir kişinin düşüncelerini öğrenmeye çalışmak anlamında kullanılan bir deyimdir. A seçeneğinde arkadaşı Gül'ü konuşturarak dünkü olaylar hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Ağzını aramak deyimiyle uyuşmaktadır. Benimle ilgili düşüncelerini öğrenmek için fark ettirmeden onunla bir konuşsam diyorum. Yine ağzını aramak deyiminin anlamı verilmiştir. Bütün gün yaptığı görüşmelerle ilgili sır gibi sakladıklarını öğrenmek için epey uğraştık. Yine ağzını aramak deyimiyle uyum sağlamaktadır. Haftaya yapılacak toplantının ne üzerine olacağını bölüm başkanından öğrenmeye çalışıyordu. Yine ağzını aramak deyimiyle uyum sağlamıştır. Geçen hafta işlenen konuyu öğrenmek için sabaha kadar ders çalışmıştı. Burası ağzını aramak deyimiyle ilgisi yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Sözlerinden farklı anlamlar çıkarılmasının önüne geçmek için son derece yalın bir dil kullanıyor. Sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanmaya özen gösteriyordu. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şuna kesin olarak inanıyorum ki tarihe kök salmadan yeni bir şey yaratamayız. Kök salmak ifadesi bir ağaç gibi düşündüğümüzde kök salmak demek bir yere iyice yerleşmek, iyice sıkıca tutunmak anlamında kullanılır ağaçların kök salması. Buna göre tarihe kök salmak da tarihe sıkıca tutunma anlamında kullanılmıştır. Yani tarihimizi iyi bilip ona sıkıca tutunmadan anlamıyla kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir düşünce dile getirilmiştir? Eleştirmen keyfi yargılardan kaçınmalı, söylediklerini kanıtlayarak nesnel yargılara ulaşmalıdır. Burada eleştirmenin nesnel olması gerektiğini ve tarafsız olması gerektiğini ifade etmiştir cümlemiz. B seçeneğinde bir eleştirinin tarafsız olmasını istemek eleştirmene yapılmış büyük haksızlıktır. Burada tam zıttını söylemiştir. Yani nesnel değil, öznel olmalı ve taraflı olmasından bahsedilmiştir. C seçeneğinde eleştirmen işini yaparken duygularını bir kenara bırakmalı. Yine nesnel ölçütlerle değerlendirmeli. Eleştirilerinde tarafsızlıktan ödün veren eleştirmenler başarılı olamaz. Yine nesnel ve tarafsızlıktan bahsedilmiştir. Eleştirmen eleştirisini herkese kabul görmüş ölçütlere dayandırarak yapmalıdır. Yani nesnel olmalıdır.
Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Melih Cevdet'in anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede şairin anlayışındaki değişimlerden söz edilmiştir. Zamanla gençlik romantizminden uzaklaşan, akıcılığı öne çıkaran şiirler yazmıştır. Zaman içindeki değişiklikten bahsedilmiştir. İkinci cümlede şairin şiirinde kullandığı biçim özelliklerine değinilmiştir. İlk şiirlerindeki hececilerin biçim özellikleri ileriki yıllarda yerini uyaksız, ölçüsüz şiirlere bırakılmıştır. Yani burada da şiirinin özelliklerine değinilmiştir. C seçeneğinde üçüncü cümlede şairin şiir anlayışının içerik bakımından Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la aynı olduğu söylenmiştir. Tema olarak farklı olsa da dikkat edelim. Burada içerik bakımından farklı olduğu ifade edilmiş. Şekil olarak Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la aynı şiir çizgisini paylaşmıştır. Fakat seçeneğimizde ne demiştir? İçerik bakımından Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la aynı olduğu söylenmiştir. İçerik olarak değil, biçim olarak aynı olduğuna fark söylendiği için bu ifademiz yanlıştır. D seçeneğinde dördüncü cümlede sonraki yıllarda toplumcu bir anlayışa yöneldiği belirtilmiştir. Duygudan çok düşünceye yer verdiği şiirleri yan yana attığı kitaplarında yerini toplum ve insan değerlerini savunan bir anlayışa bırakır. Doğru bir ifadedir. Beşinci cümlede farklı edebi türlerde eserler verdiği dile getirilmiştir. Şiirin dışında fıkra, gezi, deneme, tiyatro, roman türünde eserler vermiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini göz ardı eden bir sanatçı bütün insanlığa seslenemez. Bu görüşte olan bir kişinin aşağıdakilerden hangisi söylemesi beklenemez. Eserinde kendi kültürünü yansıtmayan bir sanatçı başarılı olamaz. Yukarıdaki verilen cümleye uygun bir ifadedir. C seçeneğinde sanatçı tüm insanlığa hitap etmek istiyorsa önce ulusal olmalı. Yani kendi toplumun değerlerini göz ardı etmemeli. Kendi toprağının rengini alamayan sanatçılar yarınlara kalamaz. Yine öncüldeki cümleyle aynı anlama gelen bir cümledir. İnsanlığa mal olmuş sanatçılar öncelikle kendi değerlerini işlemişlerdir. Yine öncüldeki cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır. Sanat evrensel olduğu için onda folklorik ögelere yer verilmemelidir. Folklorik öge derken burada toplumsal ögelere yer vermemelidir anlamda kullanılmıştır. Yani öncülde verilen cümlenin tam zıttı ifade edilmiştir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdiki zamana göre çekimlenmiş fiil göstermiyordu fiili. Şimdiki zamana göre çekimlenmiş bir fiildir. Yol ekini görüyoruz. Sıfat fiil demiş. Baktığımız zaman tanıdığım ifadesi bir sıfat fiildir. Sıfat fiil de kullanılmıştır. Birleşik çekimli bir fiil baktığımızda göstermiyordu fiili bir birleşik çekimli fiildir. Aynı şekilde koşardı ifadesi de birleşik çekimli bir fiildir. Aynı zamanda baktığımızda giderken ifadesi ise bir zarf fiildir. Fakat bu cümlede istek kipiyle çekimlenmiş bir fiile yer verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özne söz öbeğinden oluşmaktadır. Düşündüklerini olduğu gibi söyleyen, el alemin ne diyeceğini aldırmayan, yanlışa yanlış demekten çekinmeyen insanlar da var. Var olan ne? Düşündüklerini olduğu gibi söyleyen, el alemin ne diyeceğini aldırmayan, yanlışa yanlış demekten çekinmeyen insanlar. Burası bizim öznemizdir. O halde öznemiz bir söz öbeğinden oluşmuştur. Fiilden isim yapım eki alan sözcükler vardır. Baktığımız zaman olduğu sözcüğü olmaktan olduğu sıfat fiileki yani fiilden isim yapım eki olan bir ifade görüyoruz. Yine söyleyen söylemekten en an alarak fiilden isim haline getirmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. Baktığımız zaman söyleyen sıfat fiil, olduğu sıfat fiil, çekinmeyen sıfat fiil, baktığımız zaman aynı şekilde diyeceğini aldırmayan
yanlışa yanlış demekten maktamekte ifadesini yine görüyoruz. Yani mekmak ekinin alındığını görüyoruz. Bu da bir isim fiildir. Buna göre farklı türde fiilimsilerin kullanıldığını da görüyoruz. Çatısı bakımından etkendir diyor. Fakat bizim yüklemimiz isimden oluştuğu için çatı özelliği bu isim olduğu için bu yüklemde çatı özelliği aranmaz. Bu yanlış bir ifadedir. Hal eki almış birden fazla sözcük vardır. Baktığımız zaman ne diyeceğine, yanlışa demekten gördüğümüz gibi birden fazla hal eki almış sözcüğü de görüyoruz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle isim cümlesidir. Anı yazmak öteki türleri yazmaktan daha kolaydır. Kolay sözcüğü isim olduğu için birinci cümlemiz bir isim cümlesidir. Bu doğru bir ifadedir. İkinci cümlede sıfat tamlaması vardır. Bununla birlikte anı yazmanın da kendine özgü özellikleri. Nasıl özellikler? Kendine özgü özellikler. Burada sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Üçüncü cümlede farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. Baktığımızda eli kalem tutan, burada bir sıfat fiil görüyoruz. Herkes geçmişteki yaşantısını yazabilir. Buradaki geçmiş sözcüğü kalıplaşmış bir isimdir. Burada sadece sıfat fiil kullanılmıştır. O halde bu ifademiz yanlıştır. Dördüncü cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. İyi de yazsa, kötü de yazsa anıdır bunlar. Bunlar ifadesi bir işaret zamiridir. Doğru bir ifadedir. Beşinci cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. Baktığımızda sanat sözcüğü basit bir sözcüktür. Değeri taşıyan sözcüğü bir türemiş sözcüktür. Rastgele sözcüğü ise birleşik bir sözcüktür. Buna göre bu ifademiz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi, tümleci, yüklemi ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam ilişkisi nedeniyle bir arada bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir cümledir? D seçeneğine baktığımızda otobüse ne yazık ki yetişemedik. Yetişemedik yüklem. Ne yetişemedik? Otobüse. Dolaylı tümleç. Ne yazık ki ifadesi zarf tümlecidir. Otobüs çoktan hareket etmişti. Hareket etmişti yüklem. Hareket eden kim? Otobüs özne. Ne zaman hareket etmişti? Çoktan. Dikkat edecek olursak ögelerin tamamı birbirinden ayrı ve iki cümle birbirinden virgülle ayrılmış. O halde bu cümlemiz bağımsız sıralı bir cümledir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma, ayrılma durum eki eklendiği sözcüğe diğerlerine farklı bir işlev ve anlam yüklemiştir? A seçeneğiyle başlıyoruz. Bütün gece gök gürültüsünden uyuyamadım. Niçin uyuyamadım? Gök gürültüsünden. Burada durum anlamı katmıştır. Neden sorusuna cevap vermiştir? Seni sevdiğinden bu uyarıları sana yapıyor. Niçin yapıyor? Seni sevdiğinden. Yine durum anlamı katmıştır. C seçeneğinde sıradan eserler okuyarak vaktini harcama. Nasıl eserler? Sıradan eserler. Burada yapım eki görevinde kullanılmış ve cümlede sıfat anlamında yani sıfat görevinde kullanılmıştır. D seçeneğinde evde kimse ilgilenmediğinden evin bu olaylar dökülmüş. Niçin dökülmüş? Evde kimse ilgilenmediğinden yine durum anlamı katmıştır. Onu görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdım. Yine heyecandan ifadesi durum anlamı katmıştır cümlemize. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Ünlü daralması olan çekimli eylem vardır. Bakalım. Anlatmıyor ifadesinde baktığımız zaman A'nın I'ya döndüğünü görüyoruz. Anlatmıyor şeklindedir. Fakat yor eki A'yı I haline getirmiştir. Yani
anlat, mayor şeklinde olması gerekirken anlat, mıyor şeklinde A'nın I'ya döndüğünü görüyoruz. O halde burada ünlü daralması olan çekini bir eylemin olduğunu görüyoruz. Sadece bir yerde ulama yapılmıştır. Baktığımızda Sokrates bir kitap, bir çiçek, bir kuş ne büyük saadet derken bunu anlatmıyor mu? Mutluluk bazen bir kitapta, bazen bir çiçekte, bazen bir kuştadır. Baktığımızda mutluluk aslında ifadesinde bir ulama olduğunu görüyoruz ve bunun tek yerde olduğunu görüyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. Kaynaştırma harfi almış işaret zamiri bulunmaktadır. Baktığımız zaman burada saadet derken bunu ifadesinde bu işaret zamiridir. Ne kaynaştırma ünsüzüdür. O halde bu da doğru bir ifadedir. Ünsüz benzeşmesi olmuş birden fazla isim vardır. Baktığımız zaman yine cümlemize isteyen herkes her an mutlu olabilir. Sokrates bir kitap, bir çiçek, bir kuş ne büyük saadet derken bunu anlatmıyor mu? Mutluluk bazen bir kitapta, bazen bir çiçekte, hem kitapta hem çiçekte birden fazla benzeşme olduğunu görüyoruz. Türetilirken ünlü düşmesi olmuş sözcükler kullanılmış ifadesi ise bu cümleler için geçerli değildir. Böyle bir şeyin örneği yoktur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Buraya baktığımızda soluk sözcüğü soluğu şeklinde oluyor. Soğumuş ifadesinde herhangi bir yumuşama söz konusu değildir. Yürek sözcüğü K'nin yumuşak G'ye döndüğünü görüyoruz. Çok sözcüğünde K'nin yumuşak G'ye döndüğünü görüyoruz. Güç sözcüğündeki Ç'nin C'ye döndüğünü görüyoruz. O halde ikinci sözcüğümüzde ünsüz yumuşaması yoktur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı yazım yanlışının yapıldığı cümlelere yer verilmiştir? Odada her zaman olduğu gibi çok hafif bir ışık yanıyordu. Daha iki ayrı yazıldığı için yanlışlık yapılmıştır. Her gece evinin arkasındaki o güzel parkı seyir ederdi. Burada birleşik fiilin yazımıyla ilgili yanlışlık yapıldığı için burayı elemiş oluyoruz. İkinci ifademize bakalım. Ekranda yalnızca parazit vardı. Yalnızca sözcüğü yalnız şeklinde yazılmalıydı. Bunu şimdi yıllar sonra daha iyi anlayabiliyorum değil, anlayabiliyorum şeklinde yazılması gerekiyordu. Burada da aynı yazım yanlışı söz konusu değildir. C seçeneğine yani üçüncü cümleye bakalım. Küçük kız ablasının boynuna sarılıyor. Buradaki U'nun düşmesi gerekiyor. Düşmediği için ses düşmesi olmadığı için ses olayının yapılmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Yaşlı adamın alınındaki yine burada ses düşmesi olmadığı için aynı yazım yanlışının yapıldığını görüyoruz. Dördüncü cümlede gece yarısı balkon kapısının çarpmasıyla uyanıverdi. Gece yarısı sözcüğü ayrı yazılmalıdır. Tam bir saat sonra benim katın kapısı çalınmıştı. Burada da ünsüz benzeşmesine uyulmadığı için yazım yanlışı vardır. Aynı türden bir yazım yanlışı değildir. Diğer cümlemize bakalım. Göz ucuyla içeriye salona bakmış. Güneş ışığının vurduğu o güzel tabloyu görmüştü. Burada küçük yazılması gereken harfin büyük yazıldığını görüyoruz. Diğer cümlemizde kapının önünde oynayan ya da bağlacının ayrı yazılmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Yine aynı tür yazım yanlışı değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Hiçbir korku açlığa karşı direnemez. Hiçbir bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Ayrı yazıldığı için yanlış yazılmıştır. Açlığın olduğu yerde iğrenme var olmaz. Var olmak sözcüğü ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazıldığı için yanlışlık yapılmıştır. Üçüncü cümleye bakalım. Hurafelere, inançlara, ilke diyebileceğimiz değil, diyebileceğimiz şeklinde yazılması gerekiyor.
Dördüncü cümlemize bakalım. Ağır ağır öldüren açlığın şeytanlığını bıktırıcı acısını değil, bıktırıcı şeklinde ünsüz sertleşmesinin olması gerekirken yapılmamıştır. Dörtte de vardır. Beşe bakalım. Ben bilirim açlığa karşı doğru dürüst savaşmak insan içindeki tüm içgüdüsel güçleri harcamasını gerektirir. Burada bir yanlışlık yapılmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bu parçadaki noktalama yanlışlığı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilmektedir? Baktığımız zaman şiir eleştirmen eksikliğinden okuruyla buluşamıyor. Bir ve ikide bir yanlışlık yoktur. Yazılan şiirlerin nicelikleri göz önüne alınırsa unutmayalım. SSA şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Yani üçüncü noktalama işareti olan virgülün kaldırılması gerekiyor. Tanıtma, virgül, değerlendirme yazıları çok yetersiz nokta. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Dağın tepesinde şirin bir göl. Cümle bitmediği için 3 nokta koyuyoruz. Dağ havası, çam ağaçları, bol su ve ahşap evler. Yine cümle bitmediği için 3 nokta getiriyoruz. Güzelliğiyle ünlü Borovay Gölü'ndeyiz. Burada yüklem getirildiği için, cümle bittiği için nokta koyuyoruz. Sisi, ormanı, manzarasıyla doyumsuz bir görünüm, huzur. Cümle bitmemiştir, 3 nokta koyuyoruz. Hele çeşit çeşit çiçekleri, cümle bitmediği için 3 nokta koyuyoruz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Akşam olduğunda meydanda bir ben, bir de yaşlı bir kadın kalmıştı. Burada bir ben, bir de yaşlı bir kadın ifadesi ben ve o, yani bizim yüklemimizin bize göre olması lazım. Yani akşam olduğunda meydanda bir ben, bir de o, bir de yaşlı bir kadın kalmıştık şeklinde yüklemimizin getirilmesi gerekiyor. Bu cümlemizde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense son cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Baktığımız zaman burada Batı insana bakıp kalıplar üretiyor çünkü bu durum para kazandırıyor. İlk olarak dördüncü cümlemizi getiriyoruz. Ardından üç, Doğu ise önce bir kalıp oluşturuyor, sonra da insanlardan buna uymasını istiyor. Üçü getiriyoruz. Arkasından her halükarda kalıplar dünyasında varlık mücadelesi veren bir zavallı var. O da insanlık. Hemen birinci cümlemizi getiriyoruz. Ardından bu zavallı var olma derdiyle her zaman çırpınıyor. İkinci cümlemizi getiriyoruz. Ardından da beşinci cümlemiz uyan kazanıyor, uymayansa kaybediyor. Buna göre son cümlemiz beşinci cümlemiz olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Üzüntü üzüntüyü doğurur. Çünkü kaderden şikayet etmek suretiyle ızdırabınızı arttırıyor. Daha şimdiden gülmek ümidini ortadan kaldırıyor. Midenizin büsbütün bozulmasına sebep oluyorsunuz. Yani neden kendiniz için kıymetli bir dost olmayasınız? Buradaki boşluğa getirebilecek en uygun ifade, kendinize dost olsanız bütün bunları yaşamayacaksınız aslında. Yani neden kendiniz için kıymetli bir dost olmayacaksınız? D seçeneğindeki ifade, kendisinden sonraki yani neden kendiniz için kıymetli bir dost olmayasınız ifadesiyle birbirini tamamlamaktadır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinden önce ama cenneti ve cennetin mutlu hayatını dile getirmesi gerektiği zaman aşılması olanaksız bir güçlükle karşılaştığı cümlesinin getirilmesi uygundur. Dante dile getirdiği cehennem örneğini ve konusunu bizim gerçek dünyamızdan başka nerede arayabilirdi? Nitekim bize çok eksiksiz bir cehennem görüntüsü sundu. Çünkü içinde yaşadığımız şu dünya ile cennet arasında hiçbir benzerlik yoktu.
Cennetteki mutlu hayatı anlatacağı yerde atalarının sevgilisi Bedrike ve çeşitli ermişlerin verdiği bilgileri bize iletti. Bu dünyada örneğini görmediği cennet için bulabileceği en iyi alternatif belki de buydu. Üçüncü cümlemize baktığımızda, çünkü içinde yaşadığımız şu dünya ile cennet arasında hiçbir benzerlik yok ifadesi, soru öncülündeki ama cenneti ve cennetin mutlu hayatını dile getirmesi gerektiği zaman aşılması olanaksız bir güçlükle karşılaştı ifadesi bütünlük sağlamaktadır. Yani bu ifade üçüncü cümleden önce getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf aşağıdakilerden hangisiyle başlar? Metnimizi okuyoruz. İnsanlar tıpkı hayvanlar gibi içinde bulundukları çevrenin baskısı altındadır. İklim, yağış miktarı, toprak gibi fiziksel çevre etkenleriyle yaşadıkları yere özgü bitki ve hayvan varlığı gibi yaşamsal çevre etkenleri onların yaşam biçimlerini belirler ki bu etkinliklere bir de kendi oluşturdukları mekansal çevrenin etkisi de eklenir. Dolayısıyla belirli bir yaşam biçiminin oluşmasında bu çevresel etkenlerin baskısı birinci derecede rol oynar. Yani belirli bir insan topluluğunun devamlılığı ve istikrarı bu çevresel etkenlere uyarlanabilme yeteneğine bağlıdır. Bu açıdan başarılı olanlar yeni çevresel etkenlere başarılı ve uyabilenler kararlı, sürekli ve güvenli bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu yüzden insan topluluklarının özgür kültürleri büyük ölçüde bu uyarlanmanın sonucu olarak görülür. İnsan türünü çevresel etkenler dışında baskı altına alan başka şeyler de vardır. Dikkat edecek olursak, birinci cümleden beşinci cümleye kadar olan kısımda, beşinci cümlede dahil, insanların çevresinde insan yaşantısını etkileyen belli etkenlerden bahsedilmiştir. Altıncı cümlede ise insan türünü çevresel etkenler dışında baskı altına alan başka şeyler de vardır ifadesiyle konunun başka bir yönüne eğilmeye başlamıştır. Yani altıncı cümleden sonra ikinci paragrafa geçilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Zıtlıklardan yararlanma, karşılaştırma yapma, tanık gösterme, ikilemeden yararlanma, devrik cümleye yer verme. Alman felsefeci yazar Schopenhauer müzikle ilgili şöyle der. Müzik hakiki evrensel bir dildir, her yerde anlaşılır. Dolayısıyla bütün ülkelerde ve asırlar boyunca büyük bir gayretle, samimiyetle sürekli olarak konuşulur. Burada tanık göstermeden yararlanılmıştır. Çok şey söyleyen anlamlı bir ezgi tüm yerküreyi diyar diyar dolanır. Buna karşılık zayıf ve hiçbir şey söylemeyen bir ezgi çok çabuk unutulup kaybolur. Burada karşılaştırma yapıldığını görüyoruz. Diğer diğer ifadesiyle ikilemelerden yararlanıldığını görüyoruz. Ve baktığımız zaman anlamlı bir ezgi ve zayıf ve hiçbir şey söylemeyen bir ezgi ifadesiyle zıtlıklardan yararlanıldığını görüyoruz. Fakat bu parçamızda devrik cümleye yer verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tarık Buğra 1940'larda ve 50'lerde genç nesilden bir yazar sayılmasına rağmen Nurullah Ataç'ın dil anlayışına kararlı bir şekilde karşı duranlardandı. Bu mücadeleye 1950 yılında Talat Tekin'le birlikte çıkardığı tek sayılık Zeytin Dalı dergisine başlayan Buğra, hayatının sonuna kadar asıl kıvamını Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Abdülhakamit Şinasi Hisar, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarların eserlerinde bulan Türkçe için savaşmış, özellikle 1966-1969 yılları arasında yazdığı Hisar'da Mehmet Nazım ve Süleyman Yücel imzalarını kullandığı yazılarında öz Türkçücülerle sert tartışmalara girmiştir. A seçeneğinde Tarık Buğra ve Nurullah Ataç'ın dil anlayışlarının farklı olduğu ifade edilmiştir. Zaten Tarık Buğra'nın Nurullah Ataç'ın dil anlayışına karşı çıktığı ifade edilmiştir metnimizde. Tarık Buğra öz Türkçecilerin karşısına yer almıştır. Son cümlemizden biz bunu anlıyoruz. Tarık Buğra karşı olduğu dil anlayışına mücadeleye çıkardığı Zeytin Dalı dergisinde başlamıştır.
bu ifade edilmiştir metnimizde. Tarık Buğra din anlayışını benimsetmek için baskıcı bir üslup kullanmıştır ifadesi ise bu metin için söylenemez. Baskıcı olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemiştir metnimizde. Tarık Buğra'nın din anlayışı Yahya Kemal, Nazım Hikmet gibi sanatçılarla da aynıdır. Çünkü onların din anlayışı olana kadar savaşmıştır ifadesinden bunu anlıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bu parçadan hareketle toplumsal cinsiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet kavramının ötesinde tüm cinsiyet algılarının toplum tarafından belirlendiği öne süren bir kavramdır. Biyolojik cinsiyet anne karnında oluşur, toplumsal cinsiyet ise doğduktan sonra. Toplum içinde kızlar şöyle olur, erkekler de böyle olur gibi aşılamalar toplumsal cinsiyeti öğretir. Kızlarla erkeklerin farklı beğenileri, giyinmeleri gibi farklılaşmalar toplumsal cinsiyet ile uyumlu duruma gelme davranışları olarak değerlendirilebilir. Bütün bu olgularda biyolojik cinsiyet değişmez ancak toplumsal cinsiyet ortaya çıkar. A seçeneğiyle başlıyoruz. Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyetten daha önemlidir. Bu ifadeye ulaşamayız. Sadece burada toplumsal cinsiyetle biyolojik cinsiyet arasındaki farklara değinilmiştir. Buna ulaşamayız. Toplumsal cinsiyet kişilerin rahatlıkla görmezden gelebilecekleri bir durumdur. Görmezlikten gelme ile ilgili cinsiyet kavramıyla herhangi bir şey ifade edilmemiştir. Toplumların insanların cinsiyetine bağlı davranışlarında önemli bir yeri vardır. Çünkü metnimizde kızlar şöyle olur, erkekler böyle olur ifadesinden biz bunu anlıyoruz. Bu ifadeye ulaşabiliriz. Toplumsal cinsiyetin oluşumunda toplumun önemli bir rolü bulunmamaktadır. Tam tersi söylenmiştir. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet anne karnındayken şekillenmektedir. Biyolojik cinsiyet anne karnında şekillenir ama toplumsal cinsiyet doğduktan sonra ortaya çıkar. Bu da yanlış bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl başlarındaki durumuyla ilgili bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başlarında dış politikada Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Osmanlı'nın Efrak eyaletindeki Rus yanlısı valiyi görevden alması üzerine Rusya Efrak ve Boğdan'ı işgal etmiştir. İngiltere Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum vererek onun savaştan çekilmesini istemiş. Osmanlı Devleti'ne gözdağı vermek için de donanmasıyla Çanakkale'yi abluk altına almıştır. Fakat bu abluka neticesinde umduğunu bulamayan ve önemli kayıplar veren İngiltere, Osmanlı Devleti 1808 Çanakkale Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre iki devlet arasında anlaşmazlıklara son verilecek, siyasi ve ticari ilişkiler geliştirilecektir. A seçeneğiyle başlıyoruz. İngiltere ve Rusya ile siyasi bir çekişme bulunduğuna değinilmiştir. Dış politikada Fransa ile birlik halinde olduğuna değinilmiştir. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı yaptığı hamlenin beklentisinden farklı sonuçlandığına değinilmiştir. Çanakkale Anlaşması'nın İngiltere'nin verdiği kayıplar neticesinde imzalandığına değinilmiştir. Fakat alınan yanlış kararlarla dış ülkelerin tümüyle ilişkilerin bozulduğu ile ilgili metnimizde bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir yazar kullandığı her kelimenin dış alemde veya insan hayatında neye tekabül ettiğini bilmelidir. Bülbül ile karga ayrı bir kuş çeşitlerini gösterir. Şefkat, merhamet, sevgi kelimeleri arasında öyle ince farklar vardır ki sevdiklerimizin bize karşı besledikleri duyguyu nitelerken bu kelimelerden birini veya ötekini kullanmak bazen hayati bir önem kazanır. Burada A seçeneğinde verilen bir yazar kullandığı her sözün çağrıştırdığı kavrama dikkat etmelidir. Zaten metnin bütününde kullanılan kelimelerin dikkatli kullanılması, aradaki ince anlam farklılıklarının iyi bilinmesi ifade edilmiştir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bu sözleri söyleyen birinin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Günümüz insanının değerli olan birçok şeyi adlandırırken kullandığı sığ sözcükleri hiç anlamamışımdır. Örneğin, öğretmen ve öğrenci sözcükleri bunlardan sadece iki tanesi.
Eskiler bu sözcüklerin yakıştırdığı kişiler için muallim ve talebe tabirlerini kullanırlardı. Buna göre muallim sözcüğü sadece öğreteni değil, aynı zamanda eğiteni de ifade etmekteydi. Talebe kelimesi ise sadece gönüllü ya da gönülsüz öğrenen değil, gönüllü olarak ilim ve edep tahsil etmeyi talep eden kişi demekti. Şimdilerde ise sadece öğreten ve öğrenenler. Metnimize baktığımızda, bu metnin genelinde kullanılan sözcüklerin anlam derinliğine dikkat edilmediğini, sözcüklerin sığlaştığından ortaya koymuştur. Yani günümüzde isimlendirmeler yapılırken kelimelerin anlamsal derinliklerinin göz ardı edildiği ifade edilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bunları düşünen biriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsan karşılaştığı her kötülükte biraz daha büyüyormuş. Her kötülük kesici bir ayaz gibi çarpıyor yüzüme. Canımı acıtıyor. Gönül evine bir şeyleri yıkıp geçiyor ve sonra gelen bir öncekini aratıyor. Biz neler gördük kızım diyen annemi onaylıyor. Üstelik karşılaştığım her olay beni biraz daha yabancılaştırıyor kendime. İyiliğe ve iyi düşünceye. Biraz daha duyarsızlaştırıyor olan bitene. Artık hayatımın büyük bölümünü mutluluktan çok acı kaplıyor. Mutluluk artık tanımsız gönül sözcüğümde. A seçeneğinde hayatında negatif şeylere asla yer vermemektedir. Tam tersini söylemiştir. Mutsuzluklardan, hayatının mutsuzlukların kapladığından bahsettiği için bu ifademiz yanlıştır. Genellikle pozitif bir düşünce yapısına sahiptir. Burada tam tersini ifade etmiştir metnimizde. Olumsuz düşünmektedir. Yaşadığı her kötü olaya rağmen ümidini kaybetmemiştir. Ama ümidini kaybettiğinden bahsetmiştir metnimizde. Mutluluğun çok da önemli olmadığını düşünmektedir. Bu da ifade edilmemiştir. D seçeneğinde ise karşılaştığı her kötülükte biraz daha mutsuz olmuştur. Metnin genelinde de anlatılan budur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Michael Bakhtin günümüz modern çağında edebi türler arasındaki ilişkilerin radikal bir biçimde değiştiğini belirttiği Romanda Söylem başlıklı makalesinde romanın hükümranlık kurduğu çağda öbür türlerin hemen hepsinin az ya da çok romanlaştığını öne sürer. Romanlaşma özellikle şiirde serbest vezin ve serbest veznin bir sonucu olarak çok sesliliktir. A seçeneğine baktığımızda çağımızda edebi türler arasında ilişkilerin değiştiği zaten ilk cümlede ifade edilmiştir. Romanın baskın olduğu çağda diğer edebi türlerde de roman etkisi görülmektedir. Romanlaşmadan bahsetmiştir makalede. Şiirde romanlaşma özellikle ölçü serbestliğinin sonucu olarak görülmektedir. Son cümlemizde bu ifade edilmiştir. Modern çağda roman başlı başına baskın bir edebi tür olduğu metnin genelinde ifade edilmiştir. Fakat edebi türlerin ilişkilerdeki değişiklikler olumlu sonuç vermemiştir. Metinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir durumdan bahsedilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanat yaşama olumlu bakar. Sanatçı bu olumlu insanca bakış çerçevesinde tavırlı olmalıdır. Bu bakış açısıyla sanatçı, birey ve sanatın yükümlülüklerinin olduğu, olması gerektiği noktasından hareketle doğaya ve insana en genel anlamıyla yaşama, hep sevgiyle ama hep eleştirel bakmışındır. Sonuç şudur. Pek çok iyi ve güzel özelliği kendinde toplayan insanın anlaşılması zor biçimde yeri geldiğinde acımasız ve korkunç olabileceği gerçeği. İşte tam burada devreye sanat giriyor. Sanat, insanın bozulmamış, olumlu yanını işler. Yani yaşamı bize güzel yönleriyle sunar. Sanata gönül veren insanların da hoşgörülü, barışçıl, sevgi dolu olması bu yüzdendir. Bu metnin genelinde sanatın hayatın ve insanların olumlu yönünü ortaya koyduğunu ifade etmiştir. Yani sanatçı insana, doğaya sevgiyle yaklaştığı için sanatçı da sevgi, barış ve kardeşlikten yanadır ifadesi vurgulanmak istemiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bu parçadan hareketle Ukrayna kıyafetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ukrayna kültürünün en önemli ögelerinden biri de yöresel kıyafetleridir. Lviv ve özgü yöresel kıyafetlerde aslında bulunduğu şehri sembolize etmekte. Yüzyıllar boyu gelenek olarak günümüze gelen kıyafetler
farklı anlamlar taşıyor. Büyüden uzak kalmak, kısmet bulmak, nazardan korunmak, maddi durumun iyileşmesini sağlamak ve sağlık kazanmak gibi pek çok durum için farklı nakış modelleri kıyafetlerde kullanılmış. Genellikle beyaz üzerine yapılan işlemelerden oluşan elbiselerde çiçek desenleri var. Yakaları kapalı olarak hazırlanan elbiseler tek ya da iki parça olarak hazırlanıyor. Mavi, kırmızı, sarı, siyah renkleri bu beyaz fondaki elbiseler üzerinde çokça görebilirsiniz. Kadınlar başlarına bant şeklindeki başlıklar takıyor. Bu başlıklarda da tüller ve yine işlemeler var. Farklı pelerin ve kemerler de bir aksesuar olarak kıyafetlerde kullanılıyor. A seçeneğinde her biri kendine özgü yerel semboller taşımaktadır. Burada da yine metnimizde mesela şehri sembolize etmek ifadesinden bunu anlıyoruz. Sosyal yaşamla ilgili değişik anlamlar çağrıştırmaktadır. Baktığımız zaman büyüden uzak kalmak, kısmet bulmak, nazardan korumak gibi ifadelerden bahsedilmiştir. Bu da doğrudur. Her biri ileti farklı nakış modelleriyle yansıtılmıştır. Metnimizde yine bundan bahsedilmiştir. Kadınların taktıkları başlıklarda türler ve işlemeler yer almaktadır. Yine metnimizde buna da değinilmiştir. Fakat tek ya da iki parçalı elbiselerin tümünde mavi, kırmızı, siyah renkler kullanılmıştır. Baktığımız zaman burada mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkleri bu beyaz fondaki elbiseler üzerine çokça görebilirsiniz. Yani sadece burada kullanıldığı ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Bu bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Okumak ile ilgili bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bazı insanlar ellerine ne geçerse okumak ister. Bunların bir kısmı da okur. Bu tip okuyucular sıradan bir macera romanı ile süslü, bol renkli magazin dergilerinden ciddi ansiklopedilere kadar çok geniş alanda dolanıp dururlar. İhtiyaç, zaman, ilgi gibi ölçüler olmadan ve sırf okumak için kitap okumak çok faydalı değildir. İyi bir okuma ancak belli ölçüler doğrultusunda seçerek okumadır. Aksi takdirde zamanın büyük bir kısmını kaybedip karmakarışık bilgiler, gelişigüzel konular altında gün gün eziliriz. Karmakarışık eserleri rastgele bir seçim yapmadan okuyan insanlar kendilerine dağınık ve plansız olarak ulaşan bilgileri değerlendirilemezler. A seçeneğinde ellerine ne geçerse okumak isteyen okuyucular rastlandığına ilk cümlemizde bunun ifade edildiğini görüyoruz. Her şeyi gelişigüzel okumanın çok da nitelikli bir okuma olmadığına yine metnimize baktığımızda sırf okumak için kitap okumak çok faydalı değildir ifadesini görüyoruz. Faydalı bir okumada seçiciliğin önemli bir rol oynadığına iyi bir okuma ancak belli ölçüler doğrultusunda seçerek okumadır ifadesinden bunu anlıyoruz. Her şeyi okumanın okuyucuya bilgi değerlendirme hususunda sınırlandığına, yine metnimizde karmakarışık eserleri rastgele bir seçim yapmadan okuyan insanlar kendilerine dağınık ve plansız olarak ulaşan bilgileri değerlendiremezler ifadesinden bunu anlıyoruz. Fakat bu metinde okumaya ihtiyaç duyulması şeklinde bir gereksinimin olamayacağında bahsedilmemiştir. Tam tersi insanın ilgiye göre, gereksinime göre kitap okuması gerektiğinden bahsedilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Sanatın nesnesi başından beri insan olmuştur. İnsanın olduğu yerde sanat, sanatın olduğu yerde insan vardır. İnsanlık tarihinde iz bırakmış toplumlar, sanat ve uygarlık alanında gelişmiş toplumlardır. Sanatın en önemli özelliklerinden biri de insanın bozulmamış, olumlu yanını önüne çıkarması, insandan ve doğadan yani yaşamdan yana tavırlı olmasıdır. Sanatın insanlık tarihi boyunca ekmek gibi, su gibi en çok gereksinim duyulan özelliği de bu olmuştur. Bunun sanatçı ve bireye yüklediği sorumluluğun hep bilincinde oldu. A seçeneğinde sanatı insansız, insanı da sanatsız düşünmek mümkün değildir. Baktığımız zaman insan olduğu yerde sanat, sanatın olduğu yerde insan vardır ifadesinden bunu anlıyoruz. Sanat ve uygarlık alanında etkili uluslar insanlık tarihine adını yazdırmıştır. Baktığımız zaman insan tarihi iz bırakmış toplumlar sanat ve uygarlık alanında gelişmiş toplumlardır ifadesinden bunu anlıyoruz. Sanata önem vermeyen toplumlarda huzursuzluk ve kargaşa her zaman kendini göstermiştir. Metnimizde böyle bir ifadeye yer verilmemiştir. Sanat insanın olumlu yönünü yansıtma amacında olmuştur. Zaten metnin genelinde sanatın en önemli özelliklerinden biri de insanın bozulmamış olumlu yanını öne çıkarması ifadesini görüyoruz. Bu da doğru bir ifadedir.
Sanatın insanlık tarihi boyunca öne çıkan yanı insandan, doğadan, yaşamdan yana olmasıdır. Yine metnimizde söz edilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bu parçada yazar genel olarak aşağıdaki konuların hangisinden söz etmektedir? Sanatçı beynini ve yaratıcılığını insanın mutluluğu için kullanmıyorsa diğer insanlardan farkı kalmıyor. Bütün insanların beklediği şeyi bekliyor. Beklenen nedir? Mucize mi? Fizik ötesi çok büyük değişme ve gelişmeler mi? Oysa insanoğluna gökyüzünün kapısı çoktan kilitlenmiş. Edebiyatın ve edebiyatçının üstüne işte böyle bir bunalım çağında büyük sorumluluklar düşmektedir. Bir kısım yazarın edebiyatçılara sorumluluklar yüklemekten kaçındığını biliyoruz. Ama unutulmamalıdır ki en büyük sorumluluk işte bu tarz sorumsuzlukların içinde yatar. Ancak sanatçıya yüklenen sorumluluk peygamberlik, mesihlik, mehdilik ve liderlik çizgisinde olamaz. Bu metnimizde sanatçı insanı mutlu etmek gibi bir sorumlulukla üzerine düşeni yapmalıdır ifadesi anlatılmıştır. Bu konu üzerine durulmuştur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir? 19. yüzyıldan başlayan yaygın bir biçimde Batı'yı etkeden Hint düşünce ve edebiyatının enine boyuna değerlendirilmesi gereklidir. Aslında Hindistan çevre olarak çekici bir hayal ülkesidir. Asya'dan Himalayalara ayrılır. Hem iklim hem de çevre olarak Asya'da farklı bir iklim yapısına sahiptir. Sanki Himalayalar burada okyanuslardan gelen nemli, bazen ılık, bazen şiddetli rüzgarlara kanat gererek insanlara Hindistan'ı bağışlamıştır. Himalayalar kanatlarını anaç bir tavuk gibi açarak Asya steplerinin kavurucu sıcaklıklarından, karından ve boranından bu toprakları korumuştur. Sıcak, nem, su, orman, her şey bu ülkede insana bağışlanan bir tembellik deposudur. Birbirinin peşi sıra gelen istilacı toplumlar sebebiyle diller, dinler ve kültürlerin bir yüzyıl içinde eriyip gitmesi, yerli halkının tipik yapısı, üzerine sıcak ve rutubetle birlikte derin bir uyku mahmurluğu çöken insanlarıyla ilgi çekici bir ülkedir Hindistan. A seçeneğine başlıyoruz. Himalayaların Hindistan'ı Asya'nın olumsuz iklim koşullarından, şartlarından koruduğuna değinilmiştir. Sanki Himalayalar burada okyanuslardan gelen nemli, bazen ılık, bazen şiddetli rüzgarlara kanat gererek insanlara Hindistan'ı bağışlamıştır ifadesinden bunu anlıyoruz. Hindistan'ın batıya geniş bir biçimde etkilediğini, baktığımız zaman ilk cümlede bundan bahsedildiğini görüyoruz. Hindistan'ın insana rehavet veren bir takım özelliklere sahip olduğuna yine metnimizde değinilmiştir. Hindistan sahip olduğu bir takım özelliklerin ilgi çekici olduğuna metnimizde değinilmiştir. Fakat Hindistan'daki sosyo-kültürel yapının Asya'dakiyle aynı olduğu ifadesi yanlıştır. Neden? Aslında Hindistan çevre olarak çekici bir hayal ülkesidir. Asya'dan Himalayalarla ayrılır. Hem iklim hem de çevre olarak Asya'dan farklı bir iklim yapısına sahiptir ifadesinde biz bunu anlıyoruz. Tam tersi söylenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisi üzerine durulmamıştır? Türk şiirinde metafizik bunalımlarını, varlık algısından kaynaklanan bireysel trajedilerini, ferdi huzursuzluğunu şiirine konu edinen bir şair olarak Tevfik Fikret, üzerine çok söz söylenen, şiirler üzerine çok konuşulan isimlerin başına gelir. Yer aldığı Servet Fünun döneminin de ayrıcı bir özelliği olarak dilinin süslü ve anlaşılması güçlendirecek içeriklerle dolu olması, şairin günümüzde bütün bir biçimde okunup hakkıyla bilinmesine engel olmuştur. Genel olarak da Servet Fünun dönemi sanatkarlarının şiir dili ele alındığında anlaşılması zor bir dili tercih etmiş olduklarına ve Tanzimat dönemiyle başlamış olan dilde sadeleşme bahsine uzak durduklarına sıklıkla işaret edilir ve bu durum çoğu zaman da eleştirilir. A seçeneğiyle başlıyoruz. Tevfik Fikret'in dilinin süslü ve anlaşılmaz olması tam anlamıyla okunmasına engel olduğuna ifadesini görüyoruz. Baktığımız zaman şairle ilgili dilinin süslü ve anlaşılmayı güçlendirecek içerikler dolu olması şairin günümüzde bütün bir biçimde okunup hakkıyla bilinmesine engel olmuştur ifadesinde bunu anlıyoruz. B seçeneğinde Servet Fuğ'un döneminin Tanzimat'la başlayan dilde sadeleştirme hareketinin kesintiye uğradığı bir dönem olduğu,
baktığımız zaman Tanzimat dönemiyle başlamış olan dilde sadeleşme bahsine uzak durduklarına ifadesini görüyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. D seçeneğinde serveti fünuncuların dilde sadeleşme çabalarından uzak durmalarının çok da eleştirildiği son cümlemizde bu ifade edilmiştir. Tevfik Fikret'in metafizik bunalımlarıyla bireysel trajedi ve huzursuzluklarının şiire yansıdığını ilk cümlemizde de biz bunu görmüş oluyoruz. Fakat bu metinde Servet-i Fünun dönemi şairlerinin kullandıkları dil yüzünden Tanzimatçılarla sık sık tartıştıkları bu metinde ifade edilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Bu parçada Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Türk romanının kurucu yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumun en derin değişimlerinden birini yaşadığı dönemde yapıtlarını kaleme aldı. Diğer sanatçılardan farklı olarak Gürpınar, okurlarını güldüren metinlerinin ardında her zaman dikkatini toplumsal olana vermiş olan eleştirel bir yazar oldu. Dirilen İskelet'te Hüseyin Rahmi Gürpınar, hurafelerin etkin olduğu bir toplumda bilimsel aklı arayanların düşebileceği zor durumları anlatırken, özenti bir batılaşma çabasının çorak bir cehaletin ve yalnızlığın ortasına saplanıp kalacağı yerleri işaret etmiştir. Baktığımız zaman burada Türk romancılığının oluşmasına önderlik etmiş yazarlardan biridir. Türk romanının kurucu yazarlarından ifadesinden bunu anlıyoruz. Yapıtlarında toplumsal çalkantıların yaşandığı dönemde kaleme almıştır. Baktığımız zaman en derin değişmelerden birini yaşandığı dönemde yapıtlarına kaleme aldığı ifadesinden bunu anlıyoruz. D seçeneğinde romanlarında komik olaylara yer verirken bile topluma dair aksaklıkları hedefe almıştır. Okurlarını güldüren metinlerin ardında her zaman dikkatin toplumsal olana vermiş olan ifadesinden bunu anlıyoruz. Metinlerinde topluma dair yanlış durumları eleştiren bir tutum vardır. Hurafelere karşı çıkmış olmasında eserlerinde bunu anlamış oluyoruz. Fakat Dirilen İskelet, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın en başarılı romanlardan biri ifadesine bu metinden ulaşamayız. Dirilen iskeletle alakalı böyle bir yorum yapılmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öznel yargılara yer verilmiştir. Baktığımız zaman toplumun en derin değişimlerden birini yaşadığı dönemde yapıtlarını kaleme aldı. Diğer sanatçılardan farklı olarak Gürpınar okurlarını güldüren metinlerin ardında her zaman dikkatin toplumsal olana vermiş ifadelerinde öznel ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Örneklemeye başvurulmuştur diyor. Burada yazarın Dirilen İskelet eserinin içeriğiyle ilgili anlatmış olduğu ifadelere örnek verildiğini görüyoruz. Öğretici nitelik taşımaktadır. Burada Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili öğretici bir metin yazıldığını görüyoruz. Yine karşılaştırmadan yararlanılmıştır ifadesini görüyoruz. En derin ifadesinde karşılaştırmadan yararlanıldığı ifade edilmiş oluyor. Fakat okurla konuşma havası hakimdir ifadesi yanlıştır. Okura herhangi bir soru sormamıştır. Sadece kendi düşündüklerini anlatmıştır. Deneme tarzında yazılmıştır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.